Kamp Ananivstan Z raporundan herkese merhaba. Aslında daim izleyicilerimiz bileceklerdir. Normalde bu programı yarın saat 18'de yayınlayacaktık. Ancak olağanüstü bir durum yaşanıyor. Meslektaşımız Merdan Yanardağ tutuklandı. Dün gözaltına alınmıştı yapmış olduğu bir yayınla alakalı. Bugün adliyeye geldi ve savcılık ifadesinin sonrasında da tutuklandığını duyduk, gördük, şahit olduk. Aslında durum o kadar vahim ki şöyle söyleyebilirim size, yaklaşık 14 yıldır, evet 2009'dan bu yana gazetecilik yapıyorum ve neredeyse mesleğe başladığım günden bu yana sürekli adliyelerde gazetecilerin mahkemelerini takip etmek, bununla birlikte haber yaparken acaba başımıza bir şey gelecek mi düşüncesiyle bugüne kadar geldik ve o düşünce hala devam ediyor. Neredeyse Türkiye'de hakkında soruşturma açılmamış gazeteci yok. Hatta biz meslektaşların arasında maalesef ki şöyle bir espri var. Her gazetecinin yolu cezaevinden geçecek. Peki bu gazeteciliğin durumu nedir? Dünyanın Türkiye'ye bakışı nedir diye sorarsanız şöyle küçük bir not aldım. Onu sizinle paylaşacağım. Sonra hemen konuğumu alacağım. Sınır tanımayan gazetecileri hepiniz bilirsiniz. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre, onların yapmış olduğu Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre 3 Mayıs'ta yayınlamışlardı yanlış hatırlamıyorsam. 180 ülke arasında 165. sıradayız. Evet. Basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 165. sıradayız. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Durumun vehametini lütfen sizler de farkında olun. Düşünün, Türkiye'de gazetecilik yapmak bu kadar zor. Daha doğrusu İletişim Başkanlığı'nın gazeteci olarak atamadığı insanların, yani bizlerin gazetecilik yapması bu kadar zor. Hemen MLSA İş Direktörü Veysel Ok'u yayına alıyorum. Kendisi aynı zamanda bir hukukçu. Veysel, ben gerçekten çok gerginim. Biraz önce de söyledim, 2009'dan bu yana gazetecilik yapıyorum ve ömrümüz neredeyse adliye koridorlarında geçti. Cumhuriyet davasıydı, Ahmet Şık davasıydı, aklıma gelmiyor. Ahmet Altan'ın yargılandığı davaydı. Mezopotamya Haber Ajansı'ndaki arkadaşlarımız, daha öncesinde DİHA vardı, oraya yapılan baskınlar vardı. Neredeyse hepsini takip ettim. Ne olacak bu durum? Bugüne geldiğimizde Merdan Yanardağ tutuklandı. Merdan, evet. Yanardağ'ın kararına bakabildin mi? İçeriğinde neler var? Bu nasıl bir akıl tutulması? Evet, kararı baktım ben. Bugün sosyal medyada paylaşmışlardı birçok gazeteci. Suç Ceza Hakiminin tutuklama kararına. Evet, bunu bir hakimlik bu kararı vermiş. Ancak kararı, içeriğini okuduğumuzda aslında hukuktan tamamen kopuk, tamamen terörle mücadele kanununa aykırı, ceza muhakemesi kanununa aykırı bir karar. Yani buna bir hukuki metin demek lazım. Çünkü hukuki metin değil. Çünkü kararda neler yazıyor? Bir, Merdan Yanardağ ile ilgili deliller toplanmamış. Şimdi ne delil var? Bir tane video kaydı var, bir program kaydı var. O program kaydı zaten dosya içerisinde var. Yani başka bir delil yok Merdan Yanardağ aleyhine. İki, kaçma şüphesi diyor. Şimdi Türkiye'nin önemli muhalif bir kanalının genel yayın yönetmeni, 10 yıllardır gazeteci, isterse ve isterse sevmeyi meslekte ismi olan bir gazeteci, evi belli olan bir gazeteci. Veysel, şurada küçük bir virgül koyup şunu hatırlatalım. Zaten kendisi hakkında önceki davalarından dolayı yurt dışına çıkış yasağı var. Bunu evet, da izleyicilerimize hatırlatalım. Evet, hem o var, zaten kaçma ihtimali yok. Yasal olarak bir kaçma ihtimali yok. Öyle bir niyeti de olamaz. Zaten yılların gazetecisi ve kendi mesleği üzerinden bir muhalefet yürütüyor. Bir gazetecilik yapmaya çalışıyor. Bunu herkes farkında. Üçüncüsü, suçun ağırlığı, mahiyeti diye bir ifade var. Yani burada bir suç da yok. Çünkü bir övgü yok. Bir örgüte yönelik övgü yok. Bir örgütün eylemine yönelik bir övgü yok. O programı izleyen hiç kimse örgüte katılma isteği, örgüte destek isteği uyandıran bir konuşma değil. Orada bir mapusun, kim olursa olsun önemli değil. Bu Abdullah Öcalan da olabilir, başkası da olabilir. Bir mapusun temel hakları vardır. Nedir bu temel haklar? Ailesiyle ve avukatlarıyla düzenli görüşmek. Evet. Bu hem ceza infaz hukukumuzda, hem de anayasamızda, hem de birçok mahkeme kararında, birçok mevzuata var olan bir hak. Bu hakkı hatırlatmak terör propagandası diye addedilemez. Yani bunun bir açıklaması yok. Ne hukuken bir açıklaması var ne de yani o kararı okuyan, yani suç ceza hakiminin kararını okuyan bir kişi hukuk bilmese bile bunun siyasi bir karar olduğu çok farkında. Maalesef Türkiye'de suç ceza hakimlikleri uzun yıllardır, ta 2014'lerden beri bu hakimlikler kurulduğundan beri bir tutuklama mekanizması olarak çalışıyorlar. Yani bu hakimlikler iktidarın istediği, iktidarın talep ettiği bütün işlemleri onamakla yeterli bir kapasiteye sahip hakimlikler. Yani şirketlere el koyuyorlar, gazetecileri tutukluyorlar, gazeteleri kapatıyorlar, internet sitelerine erişim engeli koyuyorlar. Bunlar hepsi bu hakimlik. Evet, yayınımız koptu. Ben hemen Veysel'i tekrar davet edeceğim. Evet. Bütünsel baktığımızda aslında bağımsız medya yönelik ciddi bir baskı var, yok etme politikası var ve bu yeni değil. Bunu muhakkak düşünmek lazım. Muhalefet partilerinin düşünmesi lazım. Seçimi kaybetmelerinden neden olan etkenlerden bir tanesi Türkiye'de medyanın %90 üzerine medya sahipliğinin iktidara yakın şirketler, iktidara yakın sermayenin sahip olmasından kaynaklı. Yani bağımsız medyayı iktidar yok etti. Biz sadece internet sitelerinde, işte sizin gibi bağımsız platformlarda konuşabiliyoruz. İktidarın 2012'den beri, Gezi olaylarından beri sosyal medyayı ve medyayı, ana medyayı kontrol etme gayreti var ve bundan maalesef başarılı oldu. Yani o günden bu yana yüzlerce insan tutuklandı, onlarca gazete kapatıldı. Her gün neredeyse onlarca erişim engeli geliyor. Yani siz iktidarı eleştiren tek bir haberi bile bir gün boyunca kendi sitenizde tutamıyorsunuz. Çünkü bir gün sonra suç ceza hakimliğinden erişim engeli geliyor. Yani bu genel politikanın bir parçası. Bu yüzden Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz ederken şu an cezaevinde tutuklu olan 60'ın üstünde gazeteciye de haksızlığa uğradığını ifade etmek lazım. Kapatılmış televizyonlara da destek olmak lazım. Her gün gelen erişim engellerine de karşı olmak lazım. Bu iş sadece Merdan Yanardağ'ın üzerinden olan bir iş değil. Bütünsel bakmak lazım. Bugün Merdan Yanardağ tutuklanır, yarın başkası tutuklanır. Yani hem ifade özgürlüğünün hakkını kullandı Merdan Yanardağ, bir gazeteci olarak, bir yurttaş olarak, hem de Türkiye'de hak olan, yani hukuk mevzuatımızda bir hak olan mahpus birinin ailesiyle ve avukatlarıyla yıllardır, 7 yıldır sanırım görüştürülmemesine karşı bir fikir beyan etti. Yani hukuka uyun, bu izolasyonu ortadan kaldırın diye fikir beyan etti. Aslında hukuka davet etti. Hukuka davet etmekle terör propagandası arasında nasıl bir bağlantı kuruldu? Gerçekten ben de bunu bir hukukçu olarak, ya 15 yılım bu işlerde geçti, anlamış değilim. Bu yüzden hukuki açıklamaktan öte siyaseten de açıklamak lazım bunu. Bu bir gözdağıdır elbette. Bütün medya çalışanlarına, sivil yurttaşlara bir gözdağıdır. İktidarın belirlediği sınırlar içerisinde bizim tartışmamızı istiyorlar. O sınırı aştığımız an, o sınırı ihlal ettiğimiz an, o kırmızı çizgiyi ihlal ettiğimiz an yargısal tacizle karşılaşacağız. Bu Merdan Yanardağ olayı bunu gösteriyor. Ve bunun bu seçimler sonrası olduğu için işte Adalet Bakanı değişti, işte İçişleri Bakanı değişti, iktidar yapısı değişti. Buna yönelik bazı umutlar, bir yumuşama, hukuka dönüş çağrıları da oldu. Ancak bu tutuklamayla iktidarın seçim öncesi gibi ifade özgürlüğü konusunda sert tutumunu devam ettireceğini bize gösteriyor maalesef. Aslında pek çok konuya değindim, küçük notlar aldım. Kapatılan gazetelerden, televizyon kanallarından bahsettik. Orada işsiz kalan bir sürü gazeteci var bununla birlikte. Elbette. Ve bir taraftan da iktidarın tanımladığı, atadığı gazeteci değilseniz açlıkla da terbiye ediliyorsunuz. Ve gözaltılarla, baskılarla bir de gözdağı veriliyor. Yani ben artık maalesef ki Türkiye'de gazetecilik yapılabileceğine inanmayacak noktaya doğru gidiyorum. Şimdi lafını böldüm. Muhalefetin, yani örneğin CHP'nin, İYİ Parti'nin, ki İYİ Parti de bu tutuklamaya vesile oldu maalesef. Evet. HDP'nin veya diğer siyasi partilerin, yani şu anki iktidardan memnun olmayan muhalefetin gazeteciliğin öneminden haberdar değiller. Yani sizlerin işsiz kalması, televizyonların kapatılması, gazetecilerin tutuklanması onların siyasi iddiasının da görünürlüğünü ortadan kaldırıyor. Yani sen gazeteciliği bırakırsan, Merdan Yanardağ tutuklu olursa, televizyonlar kapatılırsa muhalefet bir iktidar değişikliği vaadini kime yapacak, nereden yapacak? Yani bunun anlamını bir türlü anlamadılar. Ve bu yüzden gereken muhalefeti de, gereken itirazı da yapamadılar. Bu itiraz yapılmadıkça, yani yurttaşlar da, sivil toplum da, muhalefet de bu itirazlar yapmadıkça Türkiye'de demokratik bir değişimin, özgürlük ve hukukun üstünlüğünün gelme ihtimali yok. Yani maalesef bütün bu hak silsilesi, yani sokakta güvenli yürümekten tutun, işte kadın özgürlüğünden tutun, işte LGBTİ hareketinden tutun, Kürt meselesine tutun, bunların zemin noktası basın özgürlüğü. Çünkü insanlar hak taleplerini konuşarak, protesto ederek ortaya koyuyor. İktidar da bunun gayet farkında olduğu için gazetecilere baskıyı artırarak tahayyül ettiği rejimi inşa ediyor. Buna karşı çıkıyorsak, yani bu rejime karşı çıkıyorsak, anayasaya uygun, hukuka uygun bir Türkiye istiyorsak, öncelik gazetecileri korumak, onları desteklemekle olur. Maalesef görüyoruz ki mesela Merdan Yanardağ vakasında en önemli muhalefet partilerinden birinin sözcüsü bu tutuklamaya zemin hazırladı. Demek ki ifade özgürlüğüne ilkesel bakılmıyor. Yani ifade özgürlüğüne ilkesel bakılması lazım. Görüşlerini, ne dediğini, şiddet bir çağrısı yoksa önemsemeden herkesin konuşma hakkını, konuştuğunu başkasına iletme hakkını savunmak gerekiyor. Yani Merdan Yanardağ Abdullah Öcalan'ın tecritine, izolasyonuna karşı çıkıyorsa, siz bu konuda hemfikir olmayabilirsiniz, nefret edebilirsiniz, hatta kınayabilirsiniz, ama bunu söylediği için tutuklamasına bir zemin yaratamazsınız. İlkesel bakmak lazım. Bütün siyasi partilerin, muhalefetin de, iktidarın da ifade özgürlüğüne ilkesel bakması lazım. Çünkü herkese lazım bir hak bu. Maalesef görüyoruz ki siyaset buna pek itibar etmiyor, pek ilkesel yaklaşmıyor. Aslında Merdan Yanardağ ismi biraz daha popüler bir isim olduğu için bugün yine çok konuşuldu, ki konuşulmalı da. Fakat sadece tutuklu olan Merdan Yanardağ değil, pek çok meslektaşımız tutuklu şu anda. Özellikle Mezopotamya Haber Ajansı'na yapılan operasyonları biliyoruz. Orada gözaltına alınan, sonrasında tutuklanan meslektaşlarımız var. Ben hep şunu söylüyorum. Gazeteciliğin ayrımı olmaz. Gazetecinin ötekisi olmaz. Yani evet, bu tür durumlarda hakikaten tamamen kenetlenip meslektaşlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Çünkü yani yaklaşmak lazım. Mesela bugün kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi bir şey yaptı ve tweet attı ve bu durumu kınadı. HDP hakeza aynı şeyi yaptı, ama seçim öncesi Diyarbakır merkezli bir operasyonda onlarca gazeteci gözaltına alındı. Bunların bir kısmı tutuklandı. Ve bu konu hakkında merkez siyasetten, merkez medyadan veya popüler diye tarif ettiğimiz gazetecilerden bir tepki geldiğini görmüyoruz. Yani siz gazeteciliğe ilkesel yaklaşmadıkça çemberin daraldığını anlayamazsınız. Bu çember daralır. Yani o Kürt, o cemaatçi, o solcu, o işte LGBT medyasından diye bir ayrıma giderseniz yarın öbür gün size de benzer bir zemin hazırlayıp size de tutuklarlar. Bu yüzden gazetecinin kimliği bizim için önemli olmamalı. Gazetecinin ideolojisi bizim için önemli olmamalı. Önemli olan haber amaçlı mı bir yayın yapıyor, bilgi verme amaçlı bir yayın yapıyor, yoksa şiddet mi teşvik ediyor? Temel kriter budur. Baktığımızda Türkiye'de 60'a yakın gazeteci cezaevinde şu anda ve bunların büyük çoğunluğu Kürt gazeteciler, Kürt medyasına çalışan gazeteciler ve iddianamelerine baktığımızda bu gazetecileri şiddetle ilişkilendirecek tek bir veri yok. Bütün iddianameler haberle, sosyal medya paylaşımıyla veya televizyon programlarıyla dolu. Yani siz bu duruma karşı çıkmazsanız Merdan Yanardağ'ı da kurtaramazsınız. Hadi Merdan Yanardağ haftaya veya bir ay sonra veya gelecek yıl özgürleşti. Başkası alınacak. Yani buna ilkesel yaklaşmak lazım. Ve Türkiye'nin yani Türkiye'nin güçlenmesi, hukukun üstünlüğünü tekrar Türkiye'de bir ilke olması için de gazetecilerin öneminin farkına varmak lazım. Yani biz bölgeden mesela Kürt medyasından bahsettik. Diyarbakır'da, Van'da olan hak ihlallerini o arkadaşlardan öğreniyoruz. Onlar evet, hak ihlali haberi yaptıkça, çünkü ihlali yapan kamu görevlileri, yani hak ihlalinin tanımı budur. Kamu görevlisi ihlal yapar. Gazeteci de bunu yayınlar, avukata gider, mağdurla beraber dava açar. Gazeteci bunu yayınlayınca bir yargısal baskıya maruz kalıyorsa yanında durmak lazım. Duramıyorsak bu operasyonların daha da büyüyeceğini, çemberin daha da daralacağını ve tek tük olan bağımsız medyanın da elden gideceğini ve Türkiye'nin medyasız bilgi akışının tekelleştiği bir ülkeye dönüşme olasılığı olduğunu görmek lazım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası sürekli ifade etti. Bizim halka ulaşma şansımız oluşmadı çünkü bağımsız medya yok. Bunun bize farkındayız. Bağımsız medya olması için o zaman bağımsız gazeteciye sahip çıkmak lazım, destek çıkmak lazım, özgürleşmeleri için çaba sarf etmek lazım. Yani tutuklanınca ses çıkarmamak, kapatılınca ses çıkarmamak, işte işsiz kalınca bunu gündeme getirmemek. Yani şu anda iktidara yakın bir gazeteci değilseniz maalesef sigortalı çalışma imkanınız çok az. İktidara yakın bir gazeteci değilseniz maalesef İstanbul gibi, Ankara gibi büyük kentlerde barınma ihtimaliniz çok az. Yani sen çok daha iyi bilirsin nasıl çaba sarf ettiğini ayakta kalmak için. Binlerce gazeteci böyle. Şimdi evet, bunu hiç gündeme geldiğini gördük mü? Basın kartı yönetmeliği 4 kez değişti. Ben dava açtım 2 kez. Hiç siz muhalefetin dava açtığını gördünüz mü? Yani RTÜK yönetmeliği değişti. Hiç bir itirazın, sözel birkaç itiraz dışında esaslı itirazların olduğunu gördük mü? Görmedik. Olmayınca da medya ele geçiriliyor. Sonra da seçim arefesinde biz halka ulaşamıyoruz. Ulaşamayacaksınız çünkü halka ulaşacağınız enstrümanlar cezaevinde. Evet. Yani siz... Şöyle de bir şey oluşuyor maalesef. İktidar kendi gazetecilerini nasıl oluşturuyor ise muhalefette de böyle bir bölünme oluyor ve ben hiçbir zaman acaba bu ne der diye program yapmadım ya da acaba bu taraf kızar mı diye haber yapmadım. Her zaman gazetecilik yaptım. Eleştirmem gereken taraf muhalefetse elbette ki eleştirdim. İktidar ise onu da eleştirdim. Fakat aslında muhalefet de böyle gazeteci sevmiyor. Yani kendini çünkü eleştiren... İlkesel bak. Çünkü evet, Kürt, LGBT, solcu, HDP'li işte ne varsa kafadaki etiketlemede o etiketlemeyi yapıyorlar ve kendi mecralarında diğer gazetecileri göremiyoruz. Yani her iki ana akım var Türkiye'de şu anda. Büyük olan ana akım, iktidara yakın ana akım. Zaten orada yer alma şansımız yok. Orada çalışma şansımız yok. Bir de muhalefete ait çok da büyük olmayan, görece büyük olan aslında bir ana akım var. O ana akımda da başka sesler, başka muhalif, başka bağımsız sesler yer alamıyor maalesef. Örneğin ben kendimden de örnek verebilirim. Ben dünyanın birçok gazetesine röportaj verdim, birçok yerde panel verdim ama ben muhalefet medyasına hiç çıkmadım. Yani bu bir sorun değil benim için elbette. Evet. Ama bu bir içe kapanmanın, bir kamplaşmanın, bir daralmanın ifadesi. Şimdi iktidarı bu yönde eleştiriyorsak aynı hatayı daha iktidar olmamış muhalefetin de yaptığını görüyoruz. Bu Türkiye'nin temel meselesi. İlkesel yaklaşmamak hiçbir hakka. Örneğin tecrit meselesi. Kim olduğu, ne suç işlediği önemli değil. Bir insan zaten yargılanmış, bir ceza almış. Bunun infazını yapıyorlar ve bunun tabii ki ailesiyle ve avukatlarıyla görüşme hakkı var. Yani bunun o kişinin kimliği önemli değil. Bu meseleye de ilkesel bakmak lazım. İşkence meselesine ilkesel bakmak lazım. Kimin işkence gördüğü, cemaatçi bir işte cemaatçiler, cemaate yakın insanlar, örneğin geçen haftalarda Yunanistan sınırında ciddi bir polis ve asker baskısıyla karşılaştılar. Buna da karşı çıkmak lazım. Diyarbakır'daki hak ihlana karşı çıkmak lazım. Yani burada temel meselelerde ilkesel yaklaşmak lazım. Bu maalesef Türkiye'nin hiçbir yapının neredeyse sahip olmadığı bir özellik. Bu da sorunların büyümesine katkıda bulunuyor. Şöyle söyleyeyim, ben gazeteciyim ve yargılandığım bir dava olmuştu. MLSA çok güzel işler yapıyor. Gazetecilerin duruşmalarını takip ediyor. Benim duruşmamın da savunmanlığını üstlenmiştiniz. Buradan gerçekten tekrar size teşekkür etmek istedim. Sizler çok değerlisiniz ve gazeteciler için özellikle tırnak içinde o kimsesi olmayan, gerçekten gazetecilik yapmaya çalışan gazetecilere desteksiniz ve bizler bunun tanığıyız. Veysel, son dönemlerde şöyle bir izlenimim var, yanılıyorsam lütfen düzelt. Sanki Avrupa Türkiye'deki basın özgürlüğü üzerindeki baskıya karşı o direncini, o tepkisini biraz yumuşattı. Neden şu anda Avrupa'dan Türkiye'deki basın özgürlüğüne yapılan baskılara karşı eski dönemlerdeki gibi, yani eskisi dedim 3-4 yıl önceki dönemlerdeki gibi bir ses yükselmiyor, ya da ben mi duymuyorum o sesi? Aslında yumuşatmaktan öte sessizleşti diyelim. Çünkü nihayetinde Avrupa Konseyi'ndeki değerlerden bir tanesi de ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü. Ama şimdi tıkanan nokta şurası ki Türkiye öyle bir konumda ki artık, yani Avrupa Konseyi'nin bir organı olan, mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamayan bir ülke. Türkiye öyle bir ülke ki Venedik Komisyonu'nun raporlarını dikkate almayan bir ülke artık. Türkiye öyle bir ülke ki Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa Bakanlar Komitesi'nin işte mesela Osman Kavala ile ilgili veya Demirtaş'la ilgili yaptığı toplantılarda Türkiye'yi yaptırım sürecine dahil edeceğini açık açık ifade eden kararlarda o kararlara rağmen Türkiye'nin hiçbir adım atmadığını görüyoruz. Türkiye'nin bu duruma bir direnç gösterdiğini görüyoruz ve bu direnç sebebiyle de aslında Batılılar da, batılı örgütlerde veya Avrupa Konseyi gibi uluslararası kurumlarda bir alışkanlık da söz konusu olmuş olabilir. Yani burası Türkiye'dir, her şey olabilir artık. Yani Türkiye'yi doğrudan Avrupa Konseyi bir parçası olmaktan öte Rusya, İran kategorisinde bir ülkeye gibi görmeye başladılar. Bu çok tehlikeli bizim için. Çünkü biz hala ve hala o konseyin bir parçasıyız. Biz hala o konseyin sözleşmesinin bir tarafıyız. Biz hala o konseyin mahkemesinin bir tarafıyız ve onun kararları bizde uygulanmak durumda. Yani eğer Avrupa Konseyi bile bizi konsey dışında otoriter rejimlere dahil olduğu klasla görmeye başlamışsa bizim durumumuz çok vahim. Gerçekten çok vahim. Çünkü niye? Örneğin Türkiye Kavala kararını uygulamıyor. Demirtaş kararını uygulamıyor. İşte Deniz Yücel kararını uygulamıyor. Ne olacak? İşte sanırım Eylül ayında veya Ekim ayında tekrar bir toplantı var. Bu toplantılar yapıldıkça nihayet olarak, yani mecburen Türkiye'nin konseyden çıkarılması süreci başlayabilir. Biz bunu istemiyoruz aynı zamanda. Biz Türkiye'nin konseyin parçası olmasını istiyoruz aynı zamanda. Böyle bir tıkanıklık yaşıyoruz maalesef. Ama tabii bu bahane değil. Bunun sözel olarak da farklı yöntemlerde Türkiye'deki basın özgürlüğü konusunda daha efektif davranabilirler. Ama maalesef onlar da artık sanki bizi bir klasman ötede görüp artık bir alışkanlık hissiyatıyla davranıyorlar ve bu çok tehlikeli bir durum bizim için. Aslında şey gibi, yani bir taraftan dünya tarafından da yalnızlaştırılıyorsunuz. Yani o evet, içteki muhalefet yavaş yavaş. Onlar çıkışsız kalıyor demek belki doğru değil ama şimdi mahkeme karar veriyor tahliye edin diye. Etmiyor. Yeni bir iddianame yazıyorlar. Yine bir karar çıkıyor tahliye edin diye. Sonra karar uygulamadığı için bir kez daha başvuru yapıyorlar. Onlara karar çıkıyor. Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'ndeki yaptırım sürecine dahil oluyor Türkiye ve bir şey değişmiyor. Yani bir tıkanıklık yaşıyor bu süreç ve bu tıkanıklık nihayetinde son bulması gerekir. Umarım bizim aleyhimize son bulmaz ve Türkiye o kararları uygular. Ama bu bahane değil. Yani Türkiye bir Rusya, bir İran olmaması lazım ve ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Her şeye rağmen Türkiye'de demokratik muhalefetin güçlü olduğunu, her şeye rağmen Türkiye Anayasası'nın temel haklarını koruduğunu, her şeye rağmen o konseyin bir parçasıyız biz. Öyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani biz kendimiz de belki o konseyi biraz itibarsızlaştırdık. Artık işe yaramıyor, işte zaten yaptıkları bir şey yok. Karşılıklı bir durum söz konusu oldu. Ama bunu kabul etmemek lazım. Her iki taraf içerisinde de, Avrupa Konseyi içinde, bizim için de biz bir Rusya ve İran değiliz. Biz konseye tabiiz ve o ilkelere uymakla mükellefiz. Bunu söylemekten çekinmemek lazım. Veysel, son olarak şunu soracağım, belki de kişisel merakım, deneyimlerim ve düşüncen önemli benim için. Türkiye'de gerçekten artık gazetecilik yapmak mümkün mü? Gazeteciler ne yapacak Türkiye'de? Ağzımızı açtığımızda ya tutuklanıyoruz ya hakkımızda soruşturma başlatılıyor. Bununla birlikte haber kaynaklarınıza ulaşamıyorsunuz. Zaten resmi kurumlara hiçbir şey soramıyorsunuz. Evet. Bulunduğunuz, çalıştığınız yer itibariyle. Ya artık benim kafamdaki soru şu: Türkiye'de gazetecilik mümkün mü? Yani bu soruya şöyle iki cevap var aslında. Bir, mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Yani Türkiye'de hakkıyla gazetecilik yapmak, hakkıyla derken iyi bir gelir elde etmek, sigortalı olmak, sosyal haklardan faydalanmak, basın kartı almak gibi, hakkıyla derken bunu ifade ediyorum. Şu an neredeyse bütün bağımsız gazeteciler bunlardan yoksun. Yani sen biliyorsun, basın kartı olan kaç gazeteci var tanıdığın? Yani yılların duayen gazetecisi Turgut Er Yılmaz'ın bile reddedilmişti basın kart başvurusu. Bu anlamda mümkün değil. Bir de diğer bir anlamı var. Her şeye rağmen Türkiye'de güçlü bir gazetecilik var. Yani bütün bu baskılara rağmen, bütün bu tacize rağmen, bütün ekonomik yoksunluklara rağmen sizin gibi gerçekten gazeteciler bir şekilde tırmalayıp haberi halka ulaştırıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Sen mesela davan var, değil mi? Yargılandın bir şekilde. Korktun mu ikinci haberi yaparken? Korkmadın. Hayır. Haber yapmaya devam ettin. Yani veya Merdan Yanardağ tutuklandı bugün. Şimdi yarın gazeteciliği bırakacak insanlar var mı? Yoktur. Yani insanlar her türlü baskıya rağmen o korku duvarını bence yıkmışlar gazeteciler. Yani örneğin geçen hafta bayram öncesi İstanbul'da sadece bir günde 20 küsurat duruşma vardı gazetecilerle ilgili. Bir günde, yani Perşembe günüydü, bayram öncesi 20 küsurat duruşma vardı farklı gazetecilerin. Her hafta onlarca dava var. Buna rağmen gazeteciler haber yapmaktan vazgeçmiyor. Ve bu yoksunluklara rağmen, basın kartının olmamasına rağmen, sigortalarının olmamasına rağmen, sosyal haklarının olmamasına rağmen, iyi gelirlerinin olmamasına rağmen, barınma sorunlarını çözmelerine rağmen, kaç gazeteci İstanbul'da barınma sorunu çözmüş? Yani çoğunluğu tek başına neredeyse eve çıkacak geliri elde edemiyor artık. Buna rağmen bence Türkiye'de gazetecilik devam ediyor. Bu yüzden iki şekilde cevaplamanın doğru olduğunu düşünüyorum ben. Veysel Ok, çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdım bugün, aslında çok planlı değildi ama aradığım anda hemen tamam dedim. Çok teşekkür ediyorum. Umarım Merdan Yanardağ'la danışmak için de aslında bu programa hemen hızlı da dahil olmak istedim. Çünkü bu Merdan Yanardağ'ın ismiyle ibaret değil. Tutuklu 60'a yakın gazeteci var ve belli ki bunların sayısı artacak. Bir farkındalık yaratmazsak yarın ne siyasetçilerin ne sivil toplumun halka ulaşacak bir kanalı kalmayacak. Yani Konya'da, Diyarbakır'da yaşayan insanlar Twitter okumuyorlar. Gazetecilerin haberini okuyorlar, televizyon izliyorlar. Bu yüzden önemlisiniz. Bu önemi de bir kez daha belirtmek istiyorum. Veysel Ok, çok teşekkürler tekrar. Umarım bundan sonra tekrar programıma konuk olursun ama çok daha şahane şeyler konuşuruz. Gazetecilerin başarılarını konuşuruz, haberler konuşuruz. Çok teşekkürler. İyi bayramlar, iyi tatiller. İyi yayınlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, bugün Merdan Yanardağ terör propagandası yapmak iddiasıyla tutuklandı. Dün gözaltına alınmıştı. Bugün savcılık ifadesinin sonrasında tutuklandı. Aslında tutuklanmasına dair karar bende mevcuttu. Onu dilerseniz sizlerle paylaşayım. Sonra da yayını kapatayım ve bu kararı okurken de lütfen Merdan Yanardağ hakkında zaten önceki duruşmalardan dolayı yurt dışına çıkış yasağı olduğunu da hatırlatalım. Gereği düşünüldü demiş. Kararda şöyle ifade ediliyor. Şüphelinin üzerine atılı terör örgütü propagandası yapmak, suçunun vasfı ve maliyeti mevcut delil durumu, şüpheli savunmaları göz önüne alındığında şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması. Devam edelim, çok küçük olduğu için okumakta zorlanıyorum. Delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması, atılı suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı ile CMK'nın 103A maddesinde sayılan katalog suçlardan olması ve ölçülülük ilkesi dikkate alındığında şüphelinin kaçma ve saklanma şüphesini uyandırma somut olguları bulunduğu, bu nedenlerle şüpheli hakkında adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşılmakla şüpheli ve müdafilerinin serbest bırakılma taleplerinin reddiyle şüpheli Merdan Yanardağ'ın CMK'nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasına karar verilmiştir deniyor kararda. Kararı da sizinle paylaşmış olalım ve bu kararı paylaşırken de tutuklu bulunan 60'ın üzerinde gazeteci olduğunu da unutmayalım. Gazetecilerle dayanışma göstermeyi sürdürelim. Mesleğe başladığım günden bu yana yayının başında da söyledim ya, gazetecilik suç değildir dedik. Gazetecilik suç değildir demeye devam edeceğiz. Bu yayını da aslında Merdan Yanardağ destek olmak için erken aldık, biliyorsunuz. Normalde benim yayınlarım çarşamba 18'de oluyordu. Salı günü benim programım yoktu ama bugün o desteği vermek için bizler de buradayız. Gazetecilerin özgürlüğünden yanayız. Basına yapılan baskıya karşı olduğumuzu ifade etmek için bu yayını yaptık. Evet, programı sonlandırmadan önce her zaman söylediğimi yineleyeceğim, tekrarlayacağım ve asla vazgeçmeyeceğim. Programda da konuştuk. Aslında biz gazetecilerin ana akımda çalışmayan, herhangi bir kuruma tabi olmayan bir şekilde bağımsız gazetecilik yapmaya çalışan biz gazetecilerin ayakta durması gerekiyor. Ve emin olun hiç düşünemediğiniz kadar ses getiriyor bu gazeteciler. İzleniyor, kulaktan kulağa yayılıyor. Lütfen bizleri takip edin, yayınlarımızı beğenin ve etrafınıza, arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza bizleri takip etmeleri yönünde tavsiyelerde bulunun. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet, Cuma 18'de görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum ve elbette ki iyi bayramlar.